Merhaba, şimdi size sık görülen bir doğumsal kalp hastalığını, atrial septal defekti, kısa adıyla ASD'yi anlatacağım. Kalbimizde 4 boşluk bulunur. Üste yer alan 2 boşluğuna da atriyumdur. ASD, atriyumlar arasında delik olmasıdır. ASD geniş olduğunda kalbimiz normalden daha fazla çalışır. ASD doğuştan gelen bir hastalıktır. Bazen tek başına, bazen de diğer kalp hastalıklarıyla birliktedir. Bazı ASD hastalarında genetik geçiş çok güçlüdür ve ailede birden fazla hasta vardır. ASD bebek ve çocuklarda genellikle belirtiye neden olmaz. Ancak ASD belirti vermese bile rutin çocuk doktoru muayenesinde kalp muayenesi sırasında ekstradan bir ses, üfürüm duyulur. ASD'nin belirti verip vermemesi ASD'nin genişliğine, kalp içindeki yerleşimine ve başka bir kalp hastalığı olup olmamasına bağlıdır. ASD çok nadiren ve çok geniş olduğunda bebek ve çocuklarda belirti verebilir. Belirtiler kalp yetersizliğinden kaynaklanır. Bu belirtiler bebeklerde emmeme, iyi beslenmeme, hızlı nefes alma, kilo alamama, büyümenin yavaşlaması ve sık solunum yolu enfeksiyonları geçirilmesidir. Fark edilmemiş ve tedavi edilmemiş orta ve geniş boyuttaki ASD'lerde belirtiler genellikle 40 yaş civarında çıkar. Bu belirtilerden bir tanesi kalbin hızlı atması, yani taşikardidir. Kalbimiz atın 4 nala koşması gibi hızlı atar. Diğer belirtiler ise cildin mavi bir renk alması, nefes darlığı ve erken yorulmadır. Küçük ASD'ler genellikle 2 ila 5 yaş civarında kendiliğinden kapanır. Zaten kendiliğinden kapanmasa bile bu küçük deliklerin tedavi edilmesi önerilmez. Bu küçük ASD'ler hem bir belirti vermez hem de kalbe ek bir yük getirmezler. Orta ve büyük genişlikteki ASD'lerin kendiliğinden kapanma ihtimali oldukça azdır. Belirti vermeyen ASD'lerde en az 2 yaşına kadar beklenir. Çünkü düşük bir ihtimal olsa da bu delikler kendiliğinden küçülebilir, kapanabilir. Belirti veren ASD'ler ise ameliyatla ya da kateterle kapatılır. Günümüzde ASD'ler en sık olarak kateter yöntemiyle kapatılır. Kateterle kapama yönteminde cihaz kasıktan kalbe taşınır. Kateter kapama yönteminin ameliyata en önemli üstünlüğü kalbin durdurulmadan işlemin yapılmasıdır. Diğer avantajları ise göğsün açılmaması, yara izi bırakılmaması ve iyileşmenin kısa sürmesidir. ASD'nin çok geniş olması durumunda ya da kateterle kapamaya uygun olmaması durumunda ameliyat kaçınılmazdır. ASD ameliyatında delik yama dikilerek kapatılır.